Zeynep, ben odamda bir fotoğraf buldum. Bak bu. Bu benim annem. Kucağındaki bebek de benim. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Annem doğumda ölmemiş. Biri bu fotoğrafı alıp odamda bırakmış. Ya bırakıp gitmiş. Kim olduğunu bilmiyorum ama bulacağım. Ama önce hastaneye gitmem lazım. Babamla yüzleşmem lazım. Sonra görüşürüz. Cemre. Fotoğrafı masana bırakan benim. Efendim? Hayır. Niye masamda bıraktın ki? Niye bana vermedin? Utandım çünkü. Neden utandın? Senden utandım. Çünkü bu fotoğraf aslında bir süre önce geçti benim elime. O gün hastanede babanla konuşurken bizi gördüğünde... ben babana bu fotoğrafı sana göstermekle tehdit ettim. Kadir'in annesinin adresini vermesi için. Ne olur bana öyle bakma Cemre. Gerçekten ben zaten sana bir gün verecektim fotoğrafı ki verdim. Verdim de yani. Özür dilerim gerçekten. Gerçekten özür dilerim diyecek bir şeyim yok. Tamam. Önemli değil. Ne yapacaksın? Bir an önce bu fotoğrafı babama göstermek istiyorum. Cemre. Bence şimdi babanla konuşma. Şimdilik yani konuşma. Neden? Ben bu fotoğrafı babana gösterdiğim zaman baban gerçekten çok korktu. Belli ki senin öğrenmeni istemediği bir sürü şey var bu fotoğrafın arkasında. Eğer şu an gidip konuşursan asla gerçeği öğrenemeyeceksin. Zeynep ne yapacağım o zaman? Kimseyi şüphelendirmeden halledebiliriz bunu. Gerekirse Kadir'den yardım isteriz. Ama bana güven Cemre. Şimdilik ne olursun konuşma. Şunu bil. Baban senin hiçbir şey bilmediğini düşünürse sen daha güçlü olacaksın. Tamam ama babam sana sorarsa... bu tarafı göstermediğimi söyleyeceğim. Tamam. Zeynep. Bir daha benden bir şey saklama olur mu? Yani birbirimizden haberimiz olsun. Birlikte hareket edelim. Tamam. Ne olur sen de beni affet olur mu? Gerçekten seni üzmek için yapmadım. Seninle konuşmadığım her an zaten benim omuzlarımda yük oldu. Tamam. Affettim. Dayanamayacağım. Senin akşam bir planın var mı? Yok ya, plan yapacak kimsem kalmadı. İyi, çok güzel o zaman. Seninle akşam dışarı çıkıyoruz. Nasıl yani? Bayağı işte kız kıza dışarı çıkıyoruz canım. Biz gece çıkamaz mısınız? Çıkarız. Oo. Ne, olmamış mı? Yok, olmuş. Çok güzel olmuş. Tabii biraz şey olmuş sanki ya. Ne olmuş? Şöyle söyleyeyim, sen çok kızgın görünüyorsun. Evet, çünkü çok kızgınım. Yeter, daha fazla evde duramayacağım ben. Artık bu gece kapı pencere, Allah ne verdiyse hepsini dağıtacağım. Ya yeter, hadi sen de gülüp durma, hadi çıkalım. Tamam ya. Allah sabır versin kız. Kime versin abla, bana versin değil mi sabır? Sana sabır versin tabii, sana. Amin inşallah, bana versin. Ha bu arada bir şey olursa biliyorsun.
Aman hiçbir şey olmaz. Hadi gidin siz eğlenmenize bakın. Hadi. Tamam, teşekkür ederiz. Maşallah. Çok güzel olmuşsunuz. Hadi, hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Maşallah. Dayı. Şu sandalyeni biraz öne alsana. Eyvallah. Ne diyordun lan? Abi 35 yıl öncesi diyordun. Ha ha, evet, aynen, aynen. 35 yıldır annemi düşünmeden tek bir günün geçmemiş. Bak. Sonra annemi görüyorum, buluyorum. Şimdi bak abi, aklıma gelen ilk şey annemin beni bırakıp gitmesi. Tabii söyleyemiyorum da. Beni neden bırakıp gittiğini diyemiyorum. Öyle beklemediğim bir, tahmin etmediğim bir buluşma oldu. Nasıldı abi? Ya öyle uzun uzun yüzüne bakamadım zaten. O başka bir şey. Çıktım ben de. Kalmadım orada fazla. Çıktım. Sonra zaten Zeynep'le buluştuk. Zeynep abla ne dedi? Dedim ki, konuşturmadım önce. Benle konuşmaya hakkı yok ki. Dedim, sen neredeydin? Yani ben seninle beraber büyüdüm. Annesiz büyüdüm. Şimdi annemi buldum ama sen yoksun ortada. Sevgi mi dedim bu ya? O dedim, nasıl sevgi? Böyle mi söyledin abi? Ağır mı olmuş? Aynen. Ağır olmuş abi. Ağırsa ağır kardeş, bunun ağırı hafif falan yok yani. Bu iş zaten bizim ipler çok oldu kopalı. Bitti. Yani sana şunu söyleyeyim ben. Buradan kapıdan içeriye mesela girse şimdi. Böyle karşılaşalım. Ne o benim yüzüme bakar ne de ben onun yüzüne bakarım. Yani o pozisyondayız, o durumdayız şu anda. Buyurun, beraber oturalım. Yok, böyle biz iyiyiz. Keyfiniz bilir. Peynir alalım, ciğer de alalım, sarma da alalım. Başka yere mi gitseydik? Biz niye gidelim Cemre'cim? Çok rahatsız olan varsa bunlar başka yere gitsin. Biz niye gidelim? Şşş. Sen mi çağırdın lan kızları? Yok abi, ne alakası var ya? Lan yalan söyleme, çarparım tokalara. Bak, sen de böyle telefon açıp sessiz sessiz aşk şarkıları dinletecek. Pişmanım, seni seviyorum diyecek bir tip var. Sende bu var. O yüzden sana soruyorum. Abi benim Cemre'yle ne işim olur artık ya? Bak oğlum, şş. Delikanlı gibi burada sohbet ediyoruz. O yüzden açık açık konuş. Davet edebilirsin. Abi evet, davet ettim de diyebilirsin. Ne var yani, biz taş kalpli miyiz? Kadir abi. Vallahi billahi ben çağırmadım diyorum ya. Çağırsam da gelmezdi Cemre zaten ya. İnanmıyorsun bana ya. Keyifleri yerinde mi aşağıma? Vallahi Cemre'cim, onların keyfi yerinde mi, değil mi? Benim hiç umurumda değil, hiç. Ben bundan sonra kendimdeyim ya. Sen de bana eşlik edersen ne hala? Yo, ben de o kafadayım zaten. Vallahi bilmiyorum. Kusura bakma ama öyle. Yani benim için bundan sonra böyle. Ne yapılması gerekiyorsa yaptım ben. Merhametse merhamet, sevgisi sevgi gösterdim. Seviyorum lan, çok seviyorum dedim. Hani bundan sonra aşkmış, sevgiymiş, öyle şeyler benim için bitti ya. Yok artık benim için böyle şeyler. Ama tabii seni bilmiyorum. Yani sonuçta senin özel hayatın, ben orasına karışamam. Yo, ya benim de umurumda değil ki. Yani benimle böyle konuşan bir adama ne bakacağım ben?
Bana düşmanıymışım gibi davrandı. Yok efendim, iki günlük maziyle ben onun hayatına ne karışıyormuşum. Sevmeyi bilmiyormuşum zaten. Ya benimle böyle konuşmaya hakkı var mı? Bak. Eyvallah abi, çok ağır konuştum ben de. Çok ağır konuştum. Yani gönül istemez bu lafları söyleyeyim. İsteyerek de çıkmadı ağzımdan. Ama çıktı işte bir kere. Cemile'nin yaptığı da azuz değildi. O da büyük bir hata yaptı abi. Çok ağır yaptı yani bana. Dedim ki bunu yapma. Bak benim yanımda ol yeter. Bunu yapma ben ama dedim ya. Dedim ya, dinlemiyor beni ya. Dinlemiyor ya beni abi. Dinlemezler. Bunlar dinlemezler. Bunlar burnunun dikine dikine giderler, anladın mı? Kendi bildiklerini yaparlar. Anlatabildim mi? Anneni kurtaracağım. Bana diyor ki anneni kurtaracağız. Anneni alacağız. Anneni göreceksin. Ya arkadaş. Veli yavşağının sen lafını niye dinliyorsun? Neden? Sonra da bana diyor ki ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana yardımcı olmak için benim yanında dursan yeter zaten. Yok. Yok kızım, bunlar kadir kıymet falan bilmezler. Bunlar ne anlar? O kadar fedakarlık yap hiç anlaşılmasın. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Böyle var ya, şu şişeyi alayım diyorum. Böyle ağzının orta yerine vurayım. Bak bak. Allah aşkına bak. Suratına bak. Sanki böyle beni tanımıyormuş gibi bir bakmalar, bir şeyler, bir... Ne bu ya bu? Veliymiş, ne veli, veli. Ne veli ya? Böyle bir şey olabilir mi ya veli? Ya inanmak istediklerine inanıyorlar. Görmek istediklerini görüyorlar. Ya o kadar umurlarında değiliz ki. Yok, değiliz. Ya Allah aşkına ya. Benim sizden başka, Kerem'den başka kimim kaldı bu hayatta? Başı sıkışınca yardım etme gibi bir hakkım yok mu benim? Yok. Güvenemiyorum ki abi. Şöyle uzaktan bakan acaba ne diyordur bizim hakkımızda? Ne düşünüyorlardır yani? Bu kız bu oğlanla ne yapıyor yan yana ya? Hı? Ben bile aynaya bakınca diyordum, bu kızın benimle ne alakası var? Niye yanımda bu kız benim? Bir de hele bu para mevzusu olunca en son tutamadım kendimi işte. Oğlum ben sana diyorum, gönül işiyle evlat işi bir arada olmaz. Anladın mı? Aynen öyle abi. Aynen, aynen. Bak Kerem, 35 yaşındayım. Kardeşime söyleyeyim. Ama standartlarımı, çapımı ona göre ayarlıyorum. Anlatabildim mi? Ne gibi abi? Bileceksin. Bazı şeyleri bilerek yaşayacaksın. Bak ben 19 yaşımda... 19 yaşımda hayatımın şokunu yaşadım. 19 yaşındayken. Hayat Üniversitesi'nden mezun oldum. 19 yaşımda. O ne abi? Hep açıyoruz açıyoruz konusunda, hiç bahsetmiyorsun, devamını getirmiyorsun. Hep kapa tutuyorsun. Ya nasıl anlatayım ben şimdi sana ya? Ya da zaten şu anda hafiflendik, kırıldım. Anlatabilirim yani. Anlat abi ya. Anlatayım da dinle. Bak. 19 yaşındayım. Ve işte gece kanunundan bozma bir evde oturuyoruz o zaman. Leş gibi böyle kepek bala sanılmaz. Öyle bir yer. Çalışıyorum maaşlı bir yerde. İşten çıkmışım. Keyfim yerinde, tıkırımda. Hanımefendiye evlenme teklif edeceğim. 19 yaşında bir adam. O zaman benim gözümün bebeğine bakacak bir tane delikanlı bulamıyorum. Zıpkın gibiyim. 19'um, evlenme teklif ediyorum. Neden? Allah'ına kadar seviyorum çünkü. Kardeşime söyleyeyim, 3 kuruşa da bir yüzük almışım. Yani usulünce bir şeyler olsun istiyorum. Cep delik, cepten o kadar para var. Ne yapacaksın ya? Sonra ben bu kafayla eve giderken kapıyı açtı hanımefendi. Elinde bir evrak. Ana, ben polis akademisini kazanmışım. Aşırı mutlu oldum. Ama mutluluğum kısa sürdü. Böyle soğuk bir gülümsemeyle tebrik etti beni. Sonra kendi de bir hafta önce üniversiteyi kazanmış. Bak bir hafta önce üniversiteyi kazanıyor. Bana şimdi haber veriyor. Yani o gün haber veriyor. Anladın mı? Haberini bir hafta önce almış. Kapıda bir valiz. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ya evlenme teklifi edeceğim kız. Onun için geldiğim kız. Sevdiğim kız. Valizini hazırlamış. Ya gitme. Ne olursun gitme. Ya yapma. Bu yapmış olduğun delilik. Bak ben seni seviyorum kızım. Ya nereye gidiyorsun? Bak pişman olmayalım.
böyle bir sevgiyi hiç dinlemedi. Cevap da vermiyor. 15 dakika içerisinde çekti gitti. Yani oğlan benim gençliğim oldu. Anladın mı? Şu abinin 19 yaşında hayatı bitmiştir. Ama şunu da bil. Ömrümün sonuna kadar da bu kalbin sahibi bir tek kişidir. Var mı söylemek istediğin bir şey? Dışarı çık. Ne? Kalk dışarıda konuşacağız ya. Zeynep. Cemre bir saniye. Ben böyle senin gibi özelimi masalara mezzetmem. Çık dışarı, dışarıda konuşacağız. Gel dışarı gel. Dur. Sen gel sen. Abi yapma ya. Abicim otur. Otursan ben geliyorum. Cemre gel, ben seni bir taksiye bırakayım ya. Yok ha, ben kendim giderim. İyi geceler. Tamam, eşlik edeyim işte sana ben. Ya Cemre. Ya Cemre. Bir yol yok mu ya? Ha? Yani bir şu kadarcık bir kırıntı yok mu ya? Bak, herkesin dünya kadar kusuru vardır. Benim dünyalar kadar kusurum var benim. Benim de öyle. O zaman işte. Ne o zaman? Ne dedi yani? Sen biz imkansızız diye bir laf yapmıştın, hatırlıyor musun? Biraz o hale geldik. Ben sana içimi açtım ve sen oraya bakmadın bile. Dışarıdan duyduklarınla yetindin. Başka biriymişim gibi davrandım. Aynı babam ve Demir'in yaptığı gibi. Paraya takıldım. Ama aslında ben sana çok daha önemli bir şey verdim. Benim için çok daha önemli. Ben sana kalbimi verdim. Ve sen alıp kırdın onu. Geceler. Nasıl geçti? İyi geçti. Anlatsana. Öyle anlatacak bir şey yok ya. İyi geçti işte. Ben çantamı alayım geleyim, tamam mı? Zeynep, her şey yolunda mı? Cemre, ne olur soru sorup durma ya. Sen istersen aşağı in, ben de çantamı alıp geliyorum zaten. Tamam. Aşağıda görüşürüz. Tamam. Cemre. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Senden bir yardım isteyeceğim. Tabii. Karttaki numarayı araştırabilir misin? Hayırdır, bir durum mu oldu? Yok yani. Ya şimdi bir şey söylemesem olur mu? Olur, olur. Tabii de. Kim bu arkadaş? Ya, boş ver şimdilik. Cemre, bak kızım. Ters bir durum varsa benim haberim olsun. Böyle kendi başınıza iş yapmayın artık. Biz buradayız ya, ölmedik daha. Yok, biliyorum. Ya, önce bir emin olmak istiyorum. Ya sen bir numarayı araştır, o benim için yeterli şu an. Peki. Geldim abi, geldim. Gel. Teşekkür ederim, görüşürüz. Rica ederim, eyvallah. Günaydın. Günaydın.
kadını niye gönderdin bana? Kimi, ne kadını? Kadının biri işte ben. Sessiz olur musun? Dikkat çekiyorum. Çekerim. Ben senin pisliğini temizledim lan. Pisliğini. Bak, tamam. Leş gibi bir adam oldum. Ben böyle bir adam mıydım ha? Tamam, konuşacağız bunları. Gel buraya, gel. Nereye gidiyoruz? Sana gidiyoruz. Rahat rahat konuşacağımız bir yer. Babanın yanındaki kim? Bilmem, tanımıyorum. Al bakalım. Teşekkür ederim. İstediğin numaranın sahibi Kaan Yurtgil. Adresi de orada. Yalnız bir kere daha soruyorum sana. Sen kime ve neye gidiyorsun? Bak, anlat bana. Beraber çözebiliriz. Kadir, bunu gerçekten tek başıma çözmem lazım. Çok kişisel bir şey. Ama bunu vererek en büyük yardımı yaptın sen zaten. Ya bir şey olursa haber veririm sana. Söz. Peki. Eyvallah. Cemre, iyi akşamlar. Sana da. Ya Cemre. Ya vaktin var mı? Biraz konuşalım mı? Çay falan içeriz. Ya Cemre, bana sadece kendime anlatabileceğim kadar zaman versen bile yeter. Bu kadarcık, başka bir şey istemiyorum. Olur. Aşağıda güzel bir mekan var. Çay da güzel. Acil işin yoksa eğer oraya gidelim. Cemre, bak, ben sana karşı ne yaptığımı biliyorum, hatamı biliyorum. Sadece nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum. Uzatmaya da gerek yok. Bundan önce sana çok büyük bir yanlış yaptığım için artık özür dilemenin de bir faydası yok. Artık özür de dileyemem. Yani sen kızdığında ağzından çıkan cümlelerin ne kadar kırıcı olduğunu bilmiyorsun. Ya bütün öfken, her şeyi ele alıyor sanki. Ya herkes tartışır, bu çok normal ama sen tartışmıyorsun. Ya intikam alıyorsun. İntikam Cemre? Bilmem, sen söyle. Cemre, ben senden niye intikam alayım? Sen hayatıma girdiğinden beri her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok iyi gidiyor. Ama sen gidiyorsun, bir anda üstüme sarmaya başlıyor insanlar. Bana saldırmaya başlıyorlar. Kim onlar? Ya Cemre, ne fark eder? Ahmet, Mehmet işte. Bak Cemre, sen benim uğrumsun. Sen benim şansımsın. Ya böyle bir şans insanın hayatına kaç defa denk gelir ki ya Cemre? Hı? Daha açık söyle. Ben seni kaybetmek istemiyorum Cemre. Oldu mu? Bunun için hangi kusurumu kapatmam gerekiyorsa, hangi kusurumu toparlamam gerekiyorsa söyle bana. De ki şu, ben toparlarım. Yeter ki bana bir omuz ver, bir yol göster. Ama dersen ki Kerem, artık bana toparlayacak bir şey bırakmadın. Onu da anlarım. Yani hissetmiyorsan bir şey,
Kerem. Ben bir durmak istiyorum. Niye duracaksın ki Cemre? Ben seni tanıdığımı düşünüyordum. Ama benim yaptığım küçük yardıma o kadar büyük tepki verince yanıldığımı anladım. Ya burada benim de hatam var. Ama her şey o kadar hızlı ilerledi ki. Ne Cemre? Biz niye geldik buraya? Mahallede de söyleyebilirdin o zaman bunu bana. Ya niye buradayız ya biz? Cemre bak. Bir insanı ya affedersin ya affetmezsin. Bunun ortası yok. Arada kalmak nedir ya? Ha? Birini tanımak için de öyle haftalara, aylara, senelere ihtiyacın yok. Hele ki benim gibi birini tanımak için. Ben sana demedim mi ya? En başta da söyledim sana. Ben dedim dünyada görüp görebileceğin en basit adamım dedim sana. Yanlış mıyım? Ha? Hatırlamıyor musun? O senin tanıdığını düşündüğün insanlar var ya Cemre. Ben en azından onların yaptığını yapmadım sana. Onları da gördük. Ne yaptıklarını da gördük. Ben en azından öyle bir şey yapmadım sana. Var mı? Kaan Bey? Kaan Bey?